Merhabalar, WordPress sitenize şöyle benim kendi sistemde olduğu gibi bir tane WhatsApp butonu veya penceresi ekleyip tıklandığında WhatsApp açan bir yapı eklemek isterseniz bu videoda onu açıkladım. Bu buton özelliği siteyi kaydırdığımızda her zaman yerinde durması ve gelen ziyaretçileri bir aksiyona teşvik etmesi. Bunu manuel kodla da yapabilirsiniz ama çok fazla uğraşmak istemiyorsanız kurumsal sitelerde genelde eklentiler kullanılıyor. Eğer site WordPress tabanlıysa. Yapmanız gereken WordPress'in yönetici panelinden yeni bir eklenti ekleyip eklentimizin adını yazmak olacaktır. Ben Join Chat adında bir eklenti kullanıyorum. Bu eklentinin linkini ben ayrıca paylaşacağım videonun açıklamasında şöyle yüklüyoruz yükledikten sonra etkinleştiriyoruz yani eklentimiz etkinleştikten sonra ayarlar altına gidiyor ilgili ayar seçeneği ya da eklentilerden şuradan e, ayarlar tıklayıp da gidebiliriz fark etmez şöyle tıkladığımız zaman eklentinin düzenleme penceresi açılıyor Şimdi böyle bir ekranda hangi ayarların işinize yarayacağını söyleyeyim. Burada telefon numarasını yazıyoruz. Şu numara yazdıktan sonra burada zaten bizim Türkiye seçili. Eğer başka bir ülkede oturuyorsanız oranın farklı bir numara verecekseniz onun kodunu yazacaksınız. Bizim zaten Türkiye'nin telefon kodları artı 90 başladığı için direkt otomatik olarak seçili. Geri geriye ise başında sıfır olan numaranızı eklemek kalıyor. İkinci ara baktığımız zaman buraya mesajımızı yazabiliyoruz. Merhaba bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Buradan butonumuzun simgesini ayarlayabiliyoruz. Burada şimdi bu aslında ne işe yaradığını size şöyle söyleyeyim. Hemen şu butonun yanında ufak bir yazı gösteriyor. Mesela buraya ne yazı iletişime geç yazalım. Burada bu ayarda ise sağ veya sola nereyi ayarlamak istiyorsak. Şu anda sağ ayarlı. Sola da ayarlayabiliriz. Sayfa yüklendikten kaç saniye sonra görüntülenmesini istiyorsak o saniye cinsinden belirtiyoruz. Sadece mobil cihazlarda göstereceksek şey yapıyoruz. Sadece bu seçeneği seçiyoruz. Bu durumda sadece mobil cihazlarda gözüküyor. Bu seçili değilken normalde şuna tıkladığımız zaman otomatik olarak WhatsApp'a yönlendiriyor. Ama dilersek şeye de aktarabiliriz. Direkt şu pencereyi seçersek masaüstü modunda direkt WhatsApp Web'e yönlendirir bizi. şimdi buraya şey ekleyebiliriz. Şu pencereye tıkladığımız zaman pardon, şuraya Şurası kapalıyken tıkladığımız zaman açılan yere bir şeyler ekleyebiliriz. Onu buradan belirliyoruz. Ee, mesela burada boşlukta bırakmış zaten. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Şöyle size nasıl yardımcı olabiliriz? Ardından şuradaki butonumuzun adını değiştirebiliyoruz. Hemen sohbet. Sohbete başla diyelim buraya. Şurada renklerimiz yeşil üzerine yani varsamı kendi renkleri üzerine kurul dersek bunu siyah da yapabiliyoruz. Farklı bir renk seçebiliriz. Karanlık mod var. Bende şu an kapalı ama siz otomatik yaparsanız gündüz açık ton, gece ise karanlık tonlarda gösterecektir burayı. Son olarak header kısmımız var. Burası burası şu pencere açıldığı zaman şurada ne yazacağını gösteriyor. Şu anda WhatsApp ayarlı bende. Yani şunu seçtiğiniz zaman WhatsApp butonu gözükecektir. Şunu seçtiğiniz zaman işte eklentinin kendi imzası olacaktır ya da kendiniz farklı bir şey ekleyebilirsiniz. Burada saniye cinsinden kaç saniye sonra bu ekranın açılacağını gösteriyor. Yani 10 10 saniye sonra otomatik olarak buranın açıl açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ardından sayfa görüntüleme sayısına göre bir şey belirtebiliyorsunuz, bir bir görüntüleme sayısına göre açılıp açılmayacağını b ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak şu ayarı hiç kullanmadım. Ha bu şey işe yarıyor. Buraya tıkladığınız zaman, bunu seçtiğiniz zaman, şöyle tıklayınca şöyle pencere açılmıyor da direkt ee sanki şu pencere tıklar gibi oluyor. Yani şu ufak pencere açımından direk yönlendiriyor WhatsApp'a. Ee, en üstte şöyle e, ikinci ayar penceremizde ise şu anda WhatsApp butonumuzun global olarak aktif olduğunu görüyoruz. Ee, dilersek e, bunu kapatıp şuradan manuel hangi sayfalarda sayfa detay ya da e, yazı detay sayfa detay olarak ayarlayabiliyoruz. ya Sadece arşiv sayfalarını ayarlayabiliyoruz. E, ya da sadece 400 404 sayfasında ya da son olarak en en çok ana sayfada sadece ana sayfada gözükmesini sağlayabiliriz. Ve kurumsal sitelerse zaten buradan şey yapılabilir. global seçmek daha mantıklı olur. şu anda eklentinin genel kullanımı bu şekilde. Bu eklentiyle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ya da alternatif eklenti isterseniz yine video altında sorabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere.